Ya anlamadı ya. Biz de fark ettik biliyor musun? Vallahi mi? Arkadan konuşun biraz. Arkadaşlar herkese selamlar. Onur ben. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben oldukça iyiyim. Yine her zamanki standart girişimizi yaptık. Bugün Ranger'la beraberiz. Aracımız Ford Ranger 2012 model 2.2 dizel otomatik ve 4x2 modeli. Bu araç 30 bin kilometreden beri, yani yaklaşık daha doğrusu 4 seneden beri bizim ailemizde olan bir araç. 33 bin kilometre civarında Bursa'dan satın almıştık. Şu an 120 bin kilometre oldu. İş amaçlı kullanılan bir araç. Bunu uzun zamandır videosunu çekmek istiyordum ama ne araç boş kalıyordu ne de ben boş kalıyordum. Ve bildiğiniz üzere 8 aydır da İngiltere'de olunca fırsat bulamamıştım. Şimdi bugün artık bir fırsatını yakaladım. Bayram sakinliğinden dolayı. Ben de dilim döndüğünce size bu Ranger'la ilgili bildiklerimi, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle araç 2012 model ve makyajsız versiyon dediğimiz versiyon. Sokaklarda genellikle bunun makyajlı versiyonunu görüyoruz. Ön panjuru daha geniş ve daha dikdörtgen şekilde. Farları mercekli, birazcık şekli farklı. Arkalı arka görünüşü, stoplar ve bagaj kapağı makyajlı ve makyajsız da birbiriyle aynı ama ön görünüş ve içeride de göğüslükteki teyip kısımlarında farklılıklar var. Onlardan da bahsedeceğim. Araçtaki 2.2 litrelik dizel motor aslında bizim tanıdık bildik olduğumuz bir motor. Aynı motorun ufak tefek değişikliklerle sunulan versiyonu Land Rover Evoque'larda, Land Rover Freelander'larda ve Jaguar XF'lerde bulunuyor. Onlar da Fomoco damgalı PSA grubunun Ford'un üretmiş olduğu motorlar. Oldukça sağlam bir motor. Bu araç 4x2 olduğu için birazcık da eğlenceli diyebilirim. Ancak benim bu araçta artı olarak gördüklerim ve eksi olarak gördüğüm bazı şeyler var. Size şimdi bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz motora artısına ve eksisine girmeden evvel aracın etrafını birazcık dolaşalım ve size bu zamana kadar işte kullanılan bir Ranger'ın ne hale gelebildiğini veya nerelerinin deforme olabileceğini göstereyim. Aracın orijinal lastik ebatları 255-70-16. Bu tarz bir pick-up'ta, kamyonette oldukça olası görebileceğimiz bir lastik ebatı. Haliyle kamyonette konfor da sağlıyor. Ön takım şu şekilde göstereyim size. Ford zaten alt takım yapma konusunda gerçekten sınıfında her segmentte rakiplerine referans olabilecek düzeyde başarılı. Aracın yüksekliği, bu standart yüksekliği biliyorsunuz, bir de bunları daha da yükseltip kitler takarak daha büyük tekerlekler ve daha dışarı çıkık tekerleklerle iyice böyle bir arazi aracı konumuna getiriyorlar. Arkalar bildiğiniz üzere bir pick-up'ta görmeye alışık olduğumuz şekilde makaslı. Ama normal standart pick-up'larda o yıllar öncesinden alışmış olduğumuz konforsuzluk yok. Çünkü bunda farklı bir sistem var. Kasasıyla aracın kabini ayrı şekilde tasarlanmış ve kasanın, bu arkadaki yük yüklediğimiz kasanın sarsıntısını kabin içerisine daha az veriyor. Evet, aracın arka kısmı bir pick-up'ta bildiğiniz üzere genellikle amaç yük taşımadır. Genellikle Ranger'larda artık iş şov amacına büründü. Araç yükseltiliyor, arkaya port bagajlar ve bir sürü aksesuarlar takılarak araç birazcık daha aile kullanımına veya şov amaçlı kullanıma döndürülüyor. Ama bizim aracımız yük taşıma amaçlı bir şirket aracı olduğu için arkasında o tarz aksesuarlar yok ve birçok yerinde taşımalara bağlı olarak vuruklar ve ezikler mevcut. Aslında buna biz plastik havuz yaptıracaktık. Ford'un kendi orijinal bünyesinde de bu havuzlardan var. Ancak bizim yaptığımız iş metal işi olduğu için ağır işten dolayı o plastik malzemenin dayanabileceğini düşünmedik. O sebeple böyle bir şey yaptırma gereği duymadık. Şimdi neyden bahsedelim ya? Araç klimalıdır. Aile salonumuz üst kattadır. Aracımız klimalıdır. Şimdi Ford Ranger'lara o kadar çok aksesuar yapılıyor ki ben de gerçekten görünce çok beğeniyorum. Özellikle arka stoplarında çok güzel tasarımlar var. LED'li böyle kare kare blok blok çok güzel stop tasarımları yapmışlar. Yine üst tarafa bir port bagaj veya bir yükselti. Bu arka tarafa şuradan şöyle bir kafes tarzında bir şey yapıyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi tekerlekleri çok fazla büyüterek, arazi tekerlekleri takarak ve araca da yine iyice bir yükselti kazandırıyorlar. Şimdi bizim 10 yıl 15 yıl önce pick-up anlayışımız bu şekilde değildi. Genellikle pick-up'larda arka koltuklar olmazdı.
Bu böyle arka koltuklu olanlara da çift kabin denirdi. Çünkü pick-up'ın o zamanki amacı, bir 10-15 yıl önceki üretilim ve satış amacı yük taşımak ve iş yerinde kullanmak amaçlı olduğu için arka koltuğa ihtiyaç duyulmuyordu. Ne kadar çok mal yükleme kapasitesi, o kadar iyi bir pick-up demekti. Ancak Ford yine Isuzu'nun D-Max'i ve diğer markaların, işte Mitsubishi'nin L200'ü artık bu sınıfa farklı bir boyut kazandırdı. İnsanlar aile aracı olarak da almaya başladılar veya hem şirket hem aile aracı olarak kullanma niyetiyle bu araçlara yöneldikleri için önce arka koltukları eklediler ve artık sadece çift kabin olarak üretmeye başladılar. Ardından da arka koltukta oturan yolcular için konforu nasıl geliştirebiliriz, buna baktılar. Şimdi daha önceden pick-up'larda şu kısmı görmezdik. Burada bir açıklık var, görüyorsunuz. Önceden burası bütün olurdu. Çünkü daha önceden, biraz evvel bahsettiğim gibi, artık ürün geliştirme dediğimiz şey vardır ya. İnsanlar ürün satıldıkça, kullananlar da tecrübesini feedback olarak firmaya verdikçe, firma üzerine koyarak daha yeni şeyler üretmeye başlıyor. Bu telefonda da böyle, otomobilde de böyle, her sektörde böyle. Pick-up'larda da artık arkaya koltuklar eklendikçe, çift kabin olarak satıldıkça insanlar da arkada yolculuk etmeye başladılar ve bunun konforsuz olduğunu hissettiler. Ardından firmalar şöyle bir şey yaptı. Bunu ilk kim yaptı bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Ford yaptı. Bu gördüğümüz yükleme alanı, kasa, kabinden ayrı. Altta şaseyle tabii ki de birbirine bağlı olarak çalışıyorlar, ancak şu kısım makaslı süspansiyonun bütün konforsuzluğunu emiyor ve makasın o zıplatması, konforsuzluğu kabin içerisine daha az geliyor. Yani birazcık daha otomobil konforuna yaklaşmış durumda artık günümüzde pick-up'lar. Ki bu araç 2012 model, şu an 2021 yılındayız. Neredeyse 9 yaşına gelmiş bir modelden bahsediyoruz. Eminim ki yeni modelleri, Ranger'da aslında yeni modellerde de çok fazla değişiklikler yok. Yani makyaj ve küçük elektroniksel donanımlarda değişiklikler var ama eminim ki yeni kasalarında veya başka markaların artık yeni ürettiği pick-up'larda daha farklı bir konfor öğesi vardır diye düşünüyorum. Sürüşte en beğendiğim şey aynalar. Aynalar kocaman, her yeri görebiliyorsunuz. Ki zaten böyle bir araçta olması gereken bir şey. Şimdi yüksekliğe baktığımız zaman önceden yine pick-up'lar da bu kadar yüksek araçlar değillerdi. Evet, arazide daha kullanıma müsaitlerdi. Ancak yükseltisi bu kadar değildi. Şimdi araca binerken özellikle eğimli bir yerdeyseniz kapıyı açıp binmek gerçekten sorun olabiliyor. Ama alışınca da ayrı bir keyif veriyor diyebilirim. Şu şekilde basamağa basıyorsunuz. Hemen burada da kolu tutarak bu şekilde aracın içerisine binebiliyorsunuz. Bunu daha da yükselttiklerini hani görüyorsunuz zaten. Eminim çok daha keyifli oluyordur. Amacı dışında belki off-road amaçlı kullanılmak için yapılıyor. Belki de sadece görüntü amaçlı ama yolda gördüğü zaman insanın gerçekten hoşuna gidiyor. İç öğelerine başlayacağız. İç öğelerinden bahsedeceğiz. İsterseniz şoför tarafına geçelim. Oradan anlatmaya başlayayım. Şimdi kapı döşemesinden başlayalım anlatmaya. Eğer bu araç D segment, E segment bir otomobil, konfor odaklı üretilmiş bir otomobil olsaydı hemen başlayacaktık. Malzemenin yumuşaklığı, kalitesi, birleşim yerlerinin işçiliği gibilerinden. Ancak bu aracın amacı, üretiliş amacı yük taşımak olduğu için bu araçta amaç bu malzemenin çok uzun yıllar dayanabilir olması. Haliyle bunun yanında da artık sürücülerin bir beklentisi var. Pick-up'ta olsa artık bu araçlar dediğim gibi otomobil olarak, aile aracı olarak kullanılmaya başlandı. Ve evet, sert malzeme de olsa bunun çok çabuk deforme olmaması, tuttuğunuz yerin elde kalmaması, sert plastik de olsa artık içeride trim sesi duymak istememesi müşterinin, araç sahibinin. Tabii ki firmaların üretim bantlarını ve malzemenin kalitesini yönlendiriyor. Bu araçta dokunduğunuz hiçbir yerde yumuşak bir malzeme yok. Sadece şu cam açma tuşlarının kenarı böyle bir deri, ama hani gerçek deri değil. Sadece olsun demek için yapılmış bir deri. Aynı şekilde şurası da bir kumaş ama oldukça sağlam ve artık yağlı ve pis eller değdiği zaman çok çabuk kendini salacak malzemeler değil. Ama bu görmüş olduğunuz her yer, kapı içleri, göğüslük, alt ve üst bütün malzemeler plastik ve sert. Ancak şöyle bir şey var. Bu malzemeler hiçbir şekilde trim sesi yapmıyor. Çünkü malzemenin
montaj hattında birleşimi çok güzel yapılmış ve bu araç burulan bir araç, yani şasisi esneyen bir araç olmasına rağmen ve 9 yıl geçmiş olmasına, ağır şartlarda çalışmış bir araç olmasına rağmen herhangi bir trim sesi duymuyoruz bu araçtan. Peki bu araçta otomobile yakın diyebileceğimiz, bizim kullanırken pick-up'tan uzaklaştıran, birazcık daha otomobile yaklaştığımızı hissettiren ne gibi öğeler var, onlardan bahsedelim. Evet, göğüslüğe baktığınız zaman böyle büyük büyük klima yönlendirmeleri dikkatimizi çekiyor. Tabii ki dijital klima artık günümüzde insanların beklediği bir şey araçlardan, ama 2012 yılında bir pick-up'ı düşünürseniz dijital klima özellikle iş için kullanılacak bir araçta çok fazla aranan bir şey değildi. Ama şimdi tabii ki yeni kasalarında veya aynı yılın Wheeltrek dediğimiz modellerinde dijital klimalı olanları da var. Burada küçük bir bilgi ekranımız, daha doğrusu radyo ekranımız var. Burada radyo, bluetooth gibi öğelerin yazılarını, bilgilerini, infolarını görebiliyorsunuz. Gösterge grubu standart, klasik. Bir hararet göstergemiz var, bir benzin göstergemiz. Ortasında da yol bilgisayar ekranı. Sağda hız, solda da devir saati konumlandırılmış. Burada şimdi hemen yol bilgisayarını açalım. Koldan kontrol edemiyorsunuz ne yazık ki. 11.5 yakıt ortalamam var şu an. Ortalama hızım 45. 247 kilometrenin ortalamasıymış bu. Yani 45 ortalama hıza göre 11.5 ortalama yakıt artık bu tarz bir araçta normal. Çünkü bu bir pick-up, hem rüzgara karşı bir direnci var hem de ağır bir araç. Burada bir torpido gözümüz var. Burada da bir kol dayamamız var. Hemen şurada bardaklıklarımız var. Aracın içerisi birazcık düzensiz olabilir, kusura bakmayın. Zaman olmadı katacak. Şurada küçük bir park sensörü ekranımız var. Bu sonradan takılma bir park sensörü. Burada hemen far yükseklik kademe ayarları. Burada da aynı ayarları var. Direksiyon üzerinde de hız sabitleyici tuşları ve radyo kontrol tuşlarımız var. Burada iki adet çakmaklığımız var. Biri solda, biri sağda. Arkaya bakalım hemen. Arkada ne var ne yok. Koltuklar, sırtlıklar tahmin edebileceğiniz gibi dik. Çünkü arkada bir kasamız var ve çok fazla yatma payı yok. Olabildiğince diz mesafesi bırakmışlar. Benim boyum 1.78 civarı. Koltuğumu da birazcık geride kullanırım. Ona rağmen gayet güzel. Zaten tavan mesafesinden hiç bahsetmeme gerek yok. Olduğunca yüksek. Evet, şimdi bir motor kaputunu açalım. Bir de oralara bakalım. Kaputu açtık. Kaput birazcık ağır. Ve kaputta amortisör yok. Yine standart bir çubuk var bu şekilde. Yani bir pick-up'ta normal karşılanabilir ama artık bizler konfora alışmış bir nesil olduğumuz için ya nerede bunun kaput amortisörleri falan diyebiliriz. Bu turbo hortumu bu araçlarda kronik, şöyle bir rahatsızlık var. Bu turbo hortumu oldukça uzun ve kıvrımlı geliyor. Basınçtan tam şuradan çatlatabiliyor. Turbo hortumu yırtıldığı zaman bildiğiniz üzere araç oldukça performans kaybediyor. Siyah duman atmaya başlıyor ve bir ıslık sesi duymaya başlıyorsunuz. Bunun orijinali çok pahalı. Aslında bir boru diyorsunuz, ne var bunda? Yan sanayisini 3-4 defa aldık ama randıman alamadık, hep patladı. Orijinalini almak zorunda kaldık. Sanırım 800-900 lira civarında bir şeydi. Dediğim gibi bu motor Duratorp damgalı Ford'un 2.2 litrelik 160 beygirlik motoru. Bu motorun enjektör ve turbo farklarıyla Land Rover grubunda da kullanıldığını söylemiştim. Onu da araştırırsınız, bakarsınız. Gayet verimli, güzel bir motor. Yakıt tüketimi de böyle bir araç için yine kabul edilebilir düzeyde. Evet, şimdi kaputu kapatalım. Yavaş yavaş bir sürüşe geçelim ve sürüşte de aracın performansından bahsedelim birazcık size. Bu bir pick-up ne kadar performanslı olabilir, ne kadar olmalıdır? Ve benim bu arabada eksik ve hayati gördüğüm neler var? Size onlardan bahsedeyim. Evet millet, arabanın içerisine bindik. Şimdi birazcık yola çıkalım. Yolda size motorundan ve performansından bahsedeceğim. Kafama da kafa kamerasını taktım. Yolu da görün istiyorum sürücünün gözünden. Şimdi biraz önce aracın konforundan, işte yakıtından, kasasından, tasarımından, olabildiğince fazla şeyinden bahsetmeye çalıştım. Motorunun da hangi araçlarla ortak kullanıldığını anlattım, bahsettim. Şimdi size önemli birkaç tane böyle benim hoşuma gitmeyen, hatta tehlike arz eden şeyden bahsetmek istiyorum. Bu araç 2.2 dizel
otomatik 6 ileri bir şanzımana sahip. Bu araçta ne yazık ki ESP yok. Electronic Stability Control programı maalesef bu araçta yok. Şimdi günümüzde ESP artık belli bir yıldan sonra her arabada standart olmaya başladı. Sonuçta güvenlik bu. Özellikle böyle bir pick-up'ta ve özellikle güçlü turbo dizel bir pick-up'ta kesinlikle antipatinaj sistemi ve ESP olmalıydı diye düşünüyorum. Olan modelleri var. 3.2 Wheeltrack'lerde ESP bildiğim kadarıyla standart 4 çekerlerinde. Oldukça güçlü model onlarda. Mesela şu an bakın hop kaydı gitti araba. Ancak bu araçta 4x2'de maalesef ESP yok. Bu da şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Şimdi siz bu aracı kullanmıyorsunuz. Başkasının arabası size emanet geldi veya iş için bir kullanacaksınız. Ama araç hakkında çok bir bilginiz yok. Bu araç torklu ve beygir gücü de gayet tatminkar bir araç. Özellikle kasası boşken arkası da bildiğiniz üzere oldukça hafifliyor. Şimdi ağırlık dağılımı bir pick-up olduğu için kesinlikle bir otomobil gibi düşünmemek gerekiyor. Bu da aracın kasası boşken arkadan itişli araçlarda tekerlekteki güçten dolayı çok fazla savrulma meydana geliyor. ESP olsaydı eğer bu olabildiğince korurdu. Ancak bir köprü bağlantı yolunda bir yokuş yukarı ışıklarda kalkarken gerçekten insanı zor duruma sokabiliyor. Yani normalde evet bir arabayla yanlamak, hani böyle arkasını çevirmek keyifli bir şey. Ama bu araçta bazen özellikle böyle kaymak asfalt dediğimiz güneşte kavrulmuş ayna gibi parlayan asfaltta siz istemeseniz bile sizi bu durumla baş başa bırakabiliyor. Eğer buna alışık değilseniz, keyif almıyorsanız bundan, bu gerçekten riskli. Çünkü ben birkaç tane kaza gördüm. Işıklarda yan yana duran arabalarda ani kalkmak istediğinizde aracın arkasının hızlı şekilde dönmesinden dolayı kasası yandaki arabaya vuran çok fazla Ranger var. Özellikle acemi bir şoförse. Nedir? Tabii ki benim hoşuma gidiyor. Mesela şu an gördüğünüz gibi. Ben buna kontra kuruyorum. Keyifli hale getiriyorum. Ancak dediğim gibi bunu ben anlayabiliyorum artık bu aracı uzun süredir kullandığım için. Ve bunu keyifli hale getirip bazen böyle kendimde küçük küçük ya dönsün varsın diye gaza biraz fazla basabiliyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu araç otomatik vites olduğu için bunu vites düşümünü siz yapmıyorsunuz. Tam böyle bir dönüşe geldiniz. Bir eğimden dolayı veya bir hızınızın düşüklüğünden, devrin düşüklüğünden dolayı siz gaza bastığınızda araç birden bir vites düşürüyor. Hop arabanın arkası yanınıza geliyor. Özellikle sağınızda solunuzda araç varsa, trafik içerisindeyseniz gerçekten bu tehlikeli bir hal alabiliyor. Gördüğünüz üzere. Gaza sadece dokundum, ayağımı çektim ve hemen arkası bıraktı. Tabii ki ben birazcık daha böyle bunu size gösterebilmek için aracın dengesini bozuyorum ama maalesef bunu bilerek yapmayan bir kişinin ani şekilde bu başına geldiği zaman bu boyutlarda bir pick-up'ı tekrar yola sokmak standart arkadan itişli keyif otomobilleri gibi kolay olmuyor. Evet. Çok keyifli ama. Değil mi? Yanında oturan için evet. Yani keyifli tabii ki ama ya bu aracın üretiliş amacı bu değil. Bir de bir pick-up'ta, özellikle böyle yüksek bir pick-up'ta 2.2 dizellerinde atıyorum 100 tane araba satıldıysa bunlardan 99 tanesinde 4x4 yok. Muhtemelen opsiyon olarak çok az araçta 4x4 seçeneği getirilmiş. Bu araç XLT versiyonu, yani Ranger 2012 model 2.2 dizelin en donanımlı versiyonu diyebilirim bazı opsiyonları hariç. Ancak hem 4 çeker yok. Tabii ki 4 çeker eğer sadece işinizi yapıyorsanız, araziye girmiyorsanız, dağlık alanda işiniz yoksa, sadece yük taşıyacaksanız 4 çekere ihtiyacınız yok. Ama ESP sisteminin 4 çekerde olup 4.2'de olmaması insanın canını sıkıyor. Benim gördüğüm en büyük eksik bu. Performansa gelirsek gerçekten yoldaki çoğu aracı size arattırmaz. Performansı yeterli. 160 beygir kasanın ağırlığına ve aracın rüzgar direncine rağmen aracı gerçekten çok güzel taşıyor. Ama maalesef ki bu ESP problemi ve antipatinaj problemi
biraz insanın canını sıkıyor. Arkada gördüğünüz gibi bir palet var. Bir de paletin altında da iki tane ağır tahta var. Birazcık dengeleme yapması için koyduk onu. Genelde eskiden H100'lere veya BMC'lere falan yokuşta kalmasın diye kaldırım taşı bağlarlardı arka çamurluk davlumbazın üzerine. O görüntüyü vermemek adına biz hem iş yaptığımız için üzerine malzeme yüklediğimiz için palet koyduk. Ama yine de dediğim gibi kuvvetli, torklu bir araç. Yani ne kadar palet de koysanız ESP yoksa aracın dengesini bozduğunuz anda arabanın arkası dönüveriyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu araçta biz bu arabayı 33 bin kilometre civarında aldık. Ve bu araca biz yazılım yaptırdık. Yazılımlıyken gerçekten her viteste, her hızda arabanın tepkileri çok acayipleşiyor. Çok keyifliydi yazılımla. Yani bir anda araba 200 km sürete ulaşıyordu. Yolda böyle 1.6 dizeller falan hani başa baş gitmeyi bırakın yanına yaklaşamıyorlardı. Ardından bir 10 bin km önce araçta bir arıza meydana geldi ve bu araca komple yeni motor yapıldı. Bloğundan işte pistonuna, crank millinden egzantrik milline komple yeni motor yaptırmak zorunda kaldık. Biz birazcık, aracın sahibi de benim dayım, o da sert kullanmayı, biraz performanslı kullanmayı seviyor. Aracın turbosu pal kırdı ve pal motorun içerisine giderek motorun içerisini tamamen parçaladı. Daha önceden de en az 3 kere 4 kere araçta turbo hortumu yırtılması problemiyle karşılaşmıştık, söyledim. Bunda tabii ki aracın yazılımlı olmasının, yazılımında basıncının açılarak turbonun daha yüksek basınç vermesinde etkisi var. O sebeple yazılımlı araç eğer kullanıyorsanız, bakın yazılım zararlı demiyorum, yazılımlı araç kullanıyorsanız bu araçla, çok fazla her araçla, her turbo dizel araçla performanslı kullanırken birazcık daha aracı soğutarak, ilk çalıştırmada birazcık daha bekleyerek, yine aynı şekilde arabayı stop ederken birazcık daha sabredip 30 saniye bekleyerek aracı stop ederseniz aracın motor ömrünü, turbo ömrünü daha fazla uzatmış olursunuz. Daha önce bir kere turbosu değişti, birkaç defa turbo hortumu değişti. Ancak maalesef motorun gitmesine engel olamadık. Çünkü tahmin edebileceğinizin üzerinde bu araç yazılımlıyken sanki üzerinde bir tane daha motor varmış gibi performans gösteriyor. Yazılımlı araç kullananlar anlayacaktır. Şu an biz bu aracın motoru yapıldıktan sonra yazılımını sildirdik. Ama gerçekten o eski tadını insan arıyor. Alıştığı zaman şu an sanki 1.6 dizel bir araç kullanıyormuş gibi bir his uyandırıyor. Ama o zaman sanki 3.0 dizel Quadro bir Q7 kullanıyormuşçasına performanslı ve keyifliydi. Şu anda görebildiğiniz gibi yine keyifli. Gaza dokunduğunuz anda arkasını bırakıyor ama bu aracın amacı o olmadığını tekrardan belirtmek istiyorum. Ama yazılımlıyken emin olun ne kalkışta ne 2. 3. viteste gaza dokunmak mümkün değildi. Anında bırakıyordu araba arkasını. Şimdi birazcık daha kontrollü olmuş ama videonun başından beri en az 10 kere söylediğim gibi tekrardan söylüyorum. Bu araçta ESP olmak zorundaymış, olmalıymış. Bilmiyorum, Ranger sahipleri görürse yazacaktır. Tabii ki ben bu aracın sahibi değilim. Çok uzun süreler vakit geçirdim bu araçla ama tabii ki bu aracın sahipleri gibi Ranger'la, off-road'a, araziye giren, Ranger'la yıllarca vakit geçiren, çok uzun kilometreler yapan insanlar gibi bilgili olamayabilirim. Ben sadece anlık olarak hissettiklerimi ve düşündüklerimi aktarmakla mesulüm bu videoda. Umarım sizi yanıltmamışımdır veya bilmek istediklerinizi öğrenebileceğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Murat, sen de böyle görüşürüz yap. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.